AK Parti iktidarlarına 22 senelik bir iktidar süresi nasip oldu. Bu cumhuriyet tarihinde başka hiçbir iktidara nasip olmayan bir süre ve bu sürede de istediği kadar zamana, istediği kadar yetkiye milletimiz onları sahip kıldı ve burada hiçbir mazeretin, hiçbir gerekçenin arkasına sığınmadan milletimizin derdine derman olacak, milletimizin taleplerini yerine getirecek adımları atmaları gerekiyor. Yine burada ilginç bir husus şudur. Son 22 sene boyunca yaşadığını ifade ettiği tüm mağduriyetlerde AK Parti milletimize başvurdu ve milletimiz tarafından AK Parti'nin iktidarın, hükümetin mağduriyeti giderildi. En büyük destek seçimde, sandıkta kendilerine verildi. Böyle bir noktada bugün ülkemizin çeşitli kesimlerinin, toplumumuzun çeşitli kesimlerinin yaşadığı mağduriyetlere hükümetin, AK Parti'nin kulak tıkaması asla ve asla kabul edilemez. Bunları göz ardı etmesi kabul edilemez. Yaşadığı her mağduriyette milletine başvuran bir siyasi partinin vatandaşının yaşadığı mağduriyetlere göz yumması, görmezden gelmesi asla kabul edilemez. Elbette AK Parti iktidarları, hükümetleri mağduriyetlerin giderilmesi için bir takım adımlar attılar. Ancak halen daha giderilmemiş olan dünya kadar sorun var. Çözüm bekleyen mağduriyetler var. Ve ayrıca bu mağduriyetlerin giderilmesi için atılan adımlar da yeni mağduriyetlere yol açtı maalesef. İşte EYT çözüme kavuşturulurken bir gün farkla 17 yıllık fazladan çalışma gerekliliği, 17 yıllık bekleme süresi, bununla beraber staj ve çıraklık mağdurları, 2000'liler gibi yeni mağdur gruplarının oluşması Kadına yönelik şiddeti önleyeceğim derken erkeklerin mağdur edilmesi, çocukların mağdur edilmesi. Seçimler sonrasında maaşlara zam yapıp milletin alım gücünü arttırayım derken hemen akabinde KDV'ye, ÖTV'ye yapılan artışlar, akaryakıta yapılan zamlar ve böylece bu yapılan maaş zamlarının daha milletimizin eline geçmeden buhar olup gitmesi Maalesef biraz önce söylediğimiz gerçeğe işaret etmektedir. Mağduriyet giderim derken yeni mağduriyetler oluşturulmuştur ve aynı zamanda da çözülmemiş olan bugün de burada yüzün üzerinde STK'nın bulunmasıyla da görüldüğü gibi çözülmemiş olan dünya kadar sorun ve mağduriyet devam etmektedir. Tabii bu noktada muhalefet partilerinin başta ana muhalefet partisi CHP olmak üzere kendisini mağduriyetlerin çaresi gibi göstermeye çalışmasına rağmen gerçeğin böyle olmadığını da açık bir şekilde görmekteyiz. Örneğin CHP bizzat sayın genel başkanının ağzından belediyelerde işten çıkarma mağduriyetlerine, adamcılığa son vereceğiz, ayrımcılığa ötekileştirmeye son vereceğiz demeleri ancak maalesef başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere işten çıkarmalara devam etmeleri, yeni mağduriyetler oluşturmalarını açık bir şekilde görüyoruz. Her seçim öncesinde ülkemizin kanayan yarası olan taşeron işçi sorununu çözeceğini iddia etmelerine rağmen 2019 yılında kazandıkları belediyelerde aradan 4 seneden fazla zaman geçmesine rağmen taşeron sorununu çözmediklerini açık bir şekilde görüyoruz kentsel dönüşüm diyen, konut sorununu çözeceğiz diyenlerin dört seneden fazla zamandır yüzlerce belediyelerinde bu sorunları maalesef çözemediklerini açık bir şekilde görüyoruz. İstanbul'da ulaşım ücretlerini sembolik hale getireceğiz. Hatta ulaşımı ücretsiz hale getireceğiz diyenlerin dört senede ulaşıma İstanbul'da yüzde iki yüzün üzerinde zam yaptığını üzülerek görüyoruz. Benzer oranlarda suya zam yaptıklarını görüyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde dolar cinsinden yıllık yüzde %10.75 faizle borçlanıp dünya dolarla borçlanma faiz rekorunu kıran ve bu borcun bedelini de 16 milyon İstanbulluya ödettiklerini biliyoruz. Milletimiz de bütün bu gerçeklerin farkındadır ve çözümün adresinin malum muhalefet partileri olmadığını çok iyi bir şekilde bilmektedir. Çok değerli misafirlerimiz, kıymetli basın mensupları, sözlerimi toparlarken özellikle ifade etmek istediğim hususçudur. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin inşallah Ekim ayında açılması ve yeni yasama yılına başlamasıyla birlikte siyaset kurumunun çözmesi gereken, meclisin çözmesi gereken çok önemli sorunlar bulunuyor. Bugün bu toplantımızı yapmamızın sebebi de asıl olarak budur. Uzman çavuşlarımızın kadro ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması Güvenlik korucularımızın maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi. Polislerimizin, itfaiyecilerimizin, infaz koruma memurlarımızın, bekçilerimizin maaş ve özlük haklarının iyileştirilmesi. Görev başında şehit olan itfaiyecilerimizin şehit statüsüne alınabilmesi. Ayırt etmeksizin tüm taşeronlarımızın yasal düzenleme ile kadroya alınması. Atama hakları ellerinden alınan 2020 KPSS karma atama mağduru 15 bin öğretmenimize ek atama hakkının sağlanması. Planlı bir şekilde ve hızlı bir şekilde 150 bin öğretmen atamasının gerçekleştirilmesi. Özel okullarda çalışan öğretmenlerimizin öğretmenlik meslek kanunu kapsamına alınması ve taban maaş uygulamasına geçilerek bunların sömürülmesinin engellenmesi. Özel kreşlerde asgari ücretin altında çalıştırılan uzman ve öğretmenlerin haklarının gözetilmesi, yoksulluk sınırının altında maaşlarla çalışan akademisyenlerimizin maaşlarının yeniden düzenlenmesi, ek zam yapılması, tüm kamu çalışanlarına ve emeklilerine 3600 ek göstergenin sağlanması, diploma denkliği için bekleyen 104 bin mağdurun mağduriyetinin giderilmesi için gerekli adımların atılması. Fahri Kur'an Kursu hocalarımıza kadro verilmesi, din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenlerimizin atama sorunlarının çözülmesi, özel güvenlik görevlilerinin mağduriyetlerinin giderilmesi, taleplerine kulak verilmesi, kamu mühendislerinin maaşlarında mutlaka iyileştirmenin yapılması, engelli maaşının en azından asgari ücret seviyesine çıkartılması, staj ve çıraklığın sigorta başlangıcı sayılarak EYT kapsamına alınması 2000 sonrası sigortalarımızın emeklilik yaşı ve prim günlerinde adil bir düzenleme yapılması, yardımcı hizmetler sınıfının kaldırılarak çalışanlarının genel idari hizmetler ve teknik hizmetler sınıfına geçirilmesi, toplum yararına projeler kapsamında işkur tarafından istihdam edilen ve hizmet süreleri sona eren vatandaşlarımızın iş sahibi yapılması, tayinlerde aile bütünlüğünü sağlayacak düzenlemelerin yapılması, Kamuya alımlarda mülakatların söz verildiği gibi bir an evvel kaldırılması, süresiz nafaka mağduriyetinin bir an evvel ortadan kaldırılması, 6284 sayılı kanunda ve Medeni Kanun'da aile bütünlüğünü tehlikeye sokan hususların maddelerin mutlaka revize edilmesi, ıslah edilmesi, hem anayanı hem aileyi hem çocuğu hem babayı koruyan yerli ve milli yasaların düzenlemelerin hayata bu noktada geçirilmesi, emeklinin ve çalışanın yaşanabilir bir gelir seviyesine mutlaka ulaştırılması gibi daha burada sayamadığımız çok sayıda mağduriyetler acil bir şekilde çözüm beklemektedir. Ben buradan yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak Tüm siyasi partilere sesleniyorum. Şehh Edeb Ali'nin insanı yaşat ki devlet yaşasın sözünü ağzından düşürmeyen siyasetçilere, yetkililere buradan sesleniyorum. İktidarından muhalefetine, kendisini bu mağduriyetlerin çözüm merkezi olarak gösterenlere sesleniyorum. Mağdur kesimlerimizi, mağdur vatandaşlarımızı Sadece seçim arefesinde hazırlayıp onları oy deposu olarak gören ve onları sadece seçim malzemesi olarak kullananlara buradan sesleniyorum. Seçimden sonra, seçildikten sonra onları unutan ve kapılarının önünden dahi geçmeyenlere sesleniyorum. Artık milletimizin mağduriyetlerine kulak verme vaktidir. Artık samimiyetimizi gösterme vaktidir. Milletimiz bu mağduriyetleri gidermek üzere derdine derman olalım diye sizleri ve bizleri seçmiştir. Ekim ayında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasıyla birlikte bu sorunları mutlaka çözüme kavuşturmamız gereklidir. Bizler açık ve net bir şekilde ifade ediyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak milletimizin sorunları çözülsün de kim çözerse çözsün anlayışına sahibiz. Bu nedenle gerek çözüm önerilerinin üretilmesi, kanun tekliflerinin verilmesi gerekse bu kanunlarla ilgili meclis çoğunluğunun sağlanması için iktidara destek olacağımızın açık bir şekilde sözünü veriyoruz. Yeter ki yeter ki iktidar gerçekten bu mağduriyetlerin çözümüne niyet etsin, gerçekten bu mağduriyetlerin çözümü için adım atsın. Genel seçim öncesinde halkımızın yaşadığı mağduriyetlerle ilgili hangi noktadaysak bugün de aynı noktadayız. Mağduriyetleri unutmadık. Vatandaşımızın taleplerini, serzenişlerini unutmadık. 5 milletvekilimizi milli görüş ruhuyla 50 milletvekili gibi çalıştıracağız ve bu mağduriyetlerin çözüme ulaştırılması için elimizden gelen gayreti göstereceğiz inşallah.